Bismillahirrahmanirrahim. İslam'dan Hayata Ölçüler programına hoş geldiniz. Yeniden birlikteyiz. Bendeniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla İslam'ı ve hayatımızı konuşuyoruz. Hayat öncelikli bir program olsun istiyoruz. Yani hayatımızı dokuma hassasiyeti, biçimlendirme, içini gerçekten hayat olarak inşa etme hassasiyeti içerisinde bir program yapmaya çalışıyoruz. Yani İslam'ı konuşurken sürekli hayatımızı gündeme alalım. Hayatımızın en ince noktalarına İslam'dan ölçüler taşıyalım gibi bir hassasiyetle hareket ediyoruz. Önceki programlarımızda İslam-hayat ilişkisinden bahsettik. Ardından Amentü'ye geçtik. Yani İslam'ın iman esaslarının hayatımızla alakası, hayatımıza nasıl yansıması gerektiği üzerinde durduk. Öncelikle de Allah'a imanı, Amentü'nün ilk maddesi olarak Allah'a imanı konuştuk. Bugün hocam kitaplara imanın hayatımıza yansıması üzerinde duralım diye düşünüyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk. Yani kitaplara iman da temel iman esaslarımızdan birisi. Nedir kitaplara iman? Yani bu neyi kapsıyor? Kitaplara iman sözü neyi kapsıyor? Onu konuşalım. Neden kitaplara iman etmek gerekli? Bunun üzerinde biraz duralım öncelikle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Hocam, kitap kelimesi bütün dünya dillerinde en küçük yaştan itibaren insanların bildiği bir kelimedir. Evet. Kitaplara iman dediğimizde bizim, mesela meleklere iman gibi, kadere iman gibi, onlara da geleceğiz inşallah. Bir kavram açıklaması ihtiyacı yok, zannediyorum. Doğru, evet. Neden? Melek nedir, kader nedir? Bunu bir izah etmek gerekiyor ki neye iman edeceğini anlasın. Evet. Şöyle zannediliyor. Kitaplara iman, belli ilkokulda da vardı kitap ta o zamandan beri. Buradaki kitaplara, kitaba, Kur'an'a, Tevrat'a, Zebur, İncil, İbrahim Aleyhisselam'ın elindeki sahife, bunlara iman meselesinde kitaplar isminin böyle iki kapak arasında yazılı metin ifade edip etmediğini önce bir konuşmamız lazım. Evet. Yani ilkokuldaki kitap mı ya da Kur'an kursunda yaz aylarında çocuğa verilen dini kitap mı kitaplara iman, evet, dediğimizdeki şey. Eğer biz amentü esaslarını incelersek, mesela ne diyoruz? Amentü billahi, evet, ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi. Kaderi. Burada böyle bir geniş başlangıç yapayım ki diyorum tabii, hocam tabii, yani tabii. Rahat anlayalım. Evet. Şimdi sıralamaya dikkat edelim. Allah'a. Evet. Allah'ın kullardaki, kullara gönderdiği aracısı meleklere, evet, meleklerin elindeki kitaba, evet, o kitabı getiren peygambere, evet, sonra o peygamberle ilgili imanın hesaplaşılmasının yapılacağı ahirete iman ediyorum. Evet. Ve bunların hepsine de hükümran olan kadere iman ediyorum. Evet. Bu sıralama çok önemli iman esaslarında. Şimdi Allah, melek, kitap, peygamber, ahiret ve her şeyin hükümranlığında bir kader. Buradaki kitap, eğer biz mesela hafızların ezberlediği Kur'an'ın yazılı olduğu kağıtlardaki işte belli cicili güzel renkli baskıları yapılmış olan kitapsa kastımız, ashab-ı kiram böyle bir kitap göremediler hiç.
Evet. Ama kitaba iman edip gittiler. Evet. Ümmetlerin, hatta peygamberlerin %95'inin elinde kitap olmadı. Evet. Ama onlar da kitapları vardı. Kitapları vardı da hiç ellerinde kitap görmediler. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim ve diğer Rabbimizin gönderdiği kitapların kağıda yazılmış niteliği midir bizim iman edeceğimiz şey? Hı hı. Dolayısıyla evimizdeki en müstesna köşemize güzel bir ambalajla koyduğumuzda, şimdi kütüphanelerimizin üst rafına koyduğumuzda, bir de tefsiri evimizde bulunduğunda, evet, kitaba imanımız gerçekleşmiş. Evet, üzerinde durulabilir. Eğer bu ise, o zaman bu sıralamanın çok bir anlamı kalmıyor. Evet. Yani Allah, melek ve o meleğin getirdiği, hı hı, bir kitap, kitabın teslim edildiği peygamber. Evet. Bu sıralamada çok bir yer kalmıyor. Biz ashab-ı kiram, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ilk iman edenler, o mübarek insanlar, önceki ümmetlerin iman edenleri, bütün müminler olarak kitaba iman ettiğimiz ilkemiz, sayfalara yazılmış olan yazılar değil, Allah'ın bizimle protokolüdür kitap dediğimiz şey. Evet. Yani şu da belki söylenebilir. Yani o kitaplar da anlamsız mı? Oraya geleceğim. Değil ayrı mi? Bir tamam, şüphesiz. Tamam. Yani ona da gelmek lazım. Protokolün çünkü yazıldığı şey hiç anlamsız olur evet, mu? İşte o. Ama evet, özü olmadan bir anlamı yok. Evet. Yani öze geliyoruz. Biz öncelikle özü, yani evet, çekirdekten başı. Nereden tamam geliyor bu kitap tamam anlayışı? Mesela tamam, bizim neremizde bulunuyor kitap? Tamam. Biz kitabın neresinde bulunuyoruz? Evet. Yani eğer bu, mesela madem öyle münasip buyurdunuz, ben örnek, Hacer-ül Esved mukaddes bir değerdir bizim için. Evet. Tabii. Yani bunda hiç tartışılacak bir şey yok. Tabii. Selamlanması sünnet, Kabe'mizin köşesinde duruyor. Hacer-ül Esved tartışılacak bir değer tabii değil. Tabii, tabii. Ama kitap başka bir değer. Hacer-ül Esved'in özü mözü bir şeyi yok bizim için. Orada mukaddes bir işaret var. Evet. Selamlayıp geçiyoruz. Hacer-ül Esved'e göre bir kimliğimiz yok bizim. Evet. Kabe'deysen, tavaf ediyorsan, onun bulunduğu köşeyle tavafa başlıyorsun. Başka hayatımızda hiçbir fonksiyonu yoktur. Evet. Hatta mesela bir Müslüman, tarihte olduğu gibi Hacer-ül Esved'i çalıp evine getirse, maşallah ne Allah dostu Hacer-ül Esved evinde diyebilir miyiz? Evet. Teberrüken ziyaret edilebilir mi evinde? Öyle bir şey yok. Adam hırsız. Ümmeti, evet, Muhammed'in hepsinin adamı saldırıp Hacer-ül Esved'ini kurtarması gerekiyor. Evet. Yani Hacer-ül Esved mübarek, değerli ama yerinde, tabii, ve daha dış alana yayılmayan bir değeri, evet, var. Evet. Kitabımız, Kur'an'ımız veya Allahu Teala'nın şu anda aslı bulunmayan, daha önceki ümmetlere indirdiği kitaplar, evet, Hacer-ül Esved gibi durduğu yerde bakılınca selam verilen değerler, mukaddesler değildir. Evet. Beyin programlamamıza biz kitap diyoruz. Evet, çok önemli. Evet. Niye önceki Tevrat'la, önceki İncil'le, Zebur'la, ki bunların üçü aynı kitaptır aslında. Evet. İlk kitap Tevrat'tır. Tevrat. Onun tahrif edilmiş, bozulmuş şeklinin düzeltildiği Zebur vardır. Evet. Zebur'un da düzeltilmiş, Allah tarafından düzeltilmiş şekli İncil. Yani üçü, evet, bir kitaptır. Her halükarda aralarında farklılıklar var. Neden bir insan sadece Tevrat'a iman etse de şimdi Kur'an'a iman etmese iman etmiş sayılmıyoruz? Allah'ın kitabı. Evet. Hayır. Tevrat bundan 2000-3000 sene önce Allah'ın görmek istediği mümin profilini yansıtıyor. Evet. Dolayısıyla bugün aslı bulunmuş olsa Tevrat'ın, öpüp okşayıp onu mümin kitabım diye sarılamaz. Evet. Tedavülden kaldırılmış. İlahi format bugün, Allah'ın, evet, istediği insan şeklinin anlatıldığı kitap değil Tevrat. Evet, bugün için. Bugün için. Evet. O gün için öyleydi. Evet. Nitekim Zebur gelince Tevrat'ın belli parçaları elindeydi Yahudilerin o zaman. Evet. Kıyamet kopardılar. İncil'e ve İncil'i getiren İsa Aleyhisselam'a
Ölüm kustu Yahudiler. Evet. Yani elimizdeki kitabı bozan işte bir terörist gibi gördüler İsa Aleyhisselam'ı, evet, değil mi? İncil okuyanları kovaladılar, mağaralara sürdüler. Neden? Dinimizi tahrif ediyor, bidatçı dediler mesela. Evet, bidatçı, bidatçı diye yenilemeye karşı çıktıkları, evet, için. Yani aslında Allah'ın kitabı ama bu kitap Hacerül Esved gibi cennetten çıkmış gelmiş kıyamete kadar mübarek kalıyor niteliğinden çok, Kur'an'da o var, kitapta, evet, o var ayrı. Ondan çok bir insan, mümin insan profilinin tanıtımı var orada. Evet. Dolayısıyla biz kitaplara imandan söz ettiğimiz zaman, mesela meleklere imandan söz ettiğimiz zaman, bizimle bağlantısını sadece iman boyutunda konuşacağımız bir şeyin, bir değerin adını koyuyoruz. Mesela meleklere göre biz şöyle, meleklere göre böyle değerlendirmesi yapmıyoruz. Tabii. Meleklerle imanımızı 10 kalemde özetleyebiliriz. Evet. İman ettik, bitti. Kur'an'ı 10, 100, 500 kalemde özetleyemeyiz. Evet. Neden? Çünkü Kur'an'ı tanıtmak değildir iman etmek. Evet. Kur'an'a göre ben kimim? Bulgusu, ben nasıl gerek olmalıyım? Ben Cebrail'e benzemek zorunda değilim. Evet. Rakibim değil Cebrail. Örneğim de değil. Örnek de değil. Örneğim, evet, de değil. Yani melek olmamız istenmiyor. Yani uzayda filan cisme iman edişim gibi melek diye Allah'ın emrettiği bir kul var. Bir mahluk çeşidi. Bir varlık var. Var. Evet. İman, evet, ediyorum. Evet. Peygamberime vahiy getirdiği için muhakkak iman etmem gerekiyor. Ona bir gerekiyor. Misyon yüklenmiş ilahi programda. Amellerimi kontrol ettikleri için kontrolcülerim olarak iman ediyorum. Evet. Kıyamet günü cennette cehennemde karşımda çıkacaklar, iman ediyorum. Bu kadar. Evet. Kur'an böyle değil. Uyurken uykumdan kalkıp 1/3'ünden, 1/3'ünden, yarıdan fazlasından geceyi bölüp bölemediğimin şekli Kur'an'da başlıyor. Evet. Uykuma Kur'an'ın müdahalesi var. Evet. Yemeğimde temizi yiyeceksin, şunu yemeyeceksin diyen ayetler var. Yemeğimde, soframda Kur'an var. Evet. Kütüphanemde olması çok şeyi yansıtmıyor. Evet. Bunun için Hacerül Esved'le Kur'an'ın farkı var diyorum. Evet, evet. Yatak odamda var. Soframda var. Kiminle oturup kiminle oturmayacağımı, annemle babamla ilişkime, anneme babama şekil getiriyor. Diyor ki, evet, Rabbinin hükmü şudur diyor. Allah, bundan ötesi yok. Annenize babanıza iyi davranacaksın. Evet. Yaşlanınca böyle, gençken böyle. Anneme babama karşı evlat olarak fonksiyonumu belirliyor. Evet. Arkadaşım kim olacak, kim olmayacak belirliyor. Konuşmama şekil koyuyor. Gıybet etmeyeceksin diyor. Evet. Yalan söylemeyeceksin diyor. Evet. Dostumu, düşmanımı belirliyor. İbadetimi belirliyor. Hacerül Esved değil Kur'an. Evet. Kitaplara iman ederken biz göklerdeki İsrafil Aleyhisselam'a iman etmedik biz. Evet. Kitaplara iman ederken biz Kabe'nin köşesinde bekleyen Hacerül Esved'e, hatta Kabe'ye de bile iman etmedik. Evet. Kabe nihayetinde taş yığını, sökülünce yenisi yapılıyor. Ama Kabe'nin yerini bile Kur'an bize bildiriyor. Değil mi? Yani bir Müslümanın hayatındaki Kabe'nin yerini de çok enteresan, evet, hocam, müsaade ederseniz şöyle bir örnek vereyim. Çok dallandırdık ama herhalde yanlışılması bakımından iyi oluyor. Şimdi bakınız, Kabe olağanüstü bir değer. Kıble. Tabii. Hiç uzatmaya, evet, gerek yok. Evet. 100 sene bir Müslüman Kabe ile bağlantı kurmayabilir. Evet. Mahallesindeki cami Kabe'nin şubesi durumunda. Evet. Aynı fonksiyonda. Kabe haçtan başka olmazsa olmaz boyutu yok. Evet. Haç orada yapılacak. Ama gel gör ki Kur'an'ın şubesi yok. Kur'an'ın yerine başka kitap alamıyorsun. Tabii ki. Evet. Kabe'nin yerine mahallendeki cami namaz için oluyor. Kur'an'ın yerine mesela filan ilmi hali mi koyacaksın? Evet. Filan kaside kitabını mı koyacaksın? Yani Allah'ın kitaplarına iman etmek demek, insan olarak annemizin bizi doğurduğu et, kemik, kan vesaire, ilik, ne varsa bünyemizde, bu bünyeyi olduğu gibi Allah'ın istediği, murad ettiği şekil ne ise o şekle koymayı kabul ediyorum. Onun adı da, yani Allah'ın bana getirdiği protokol, şartname, kurallar manzumesi, adına ne diyeceksek diyelim, bunun adına kitap diyoruz. Evet. Buradan bu tekrar toparladığımız bu anlamdan şunu çıkarıyoruz. Biz mümin olarak kitaplara
iman ettiğimiz zaman bu bizim raflarımızda duran Kur'an'a imanımızdan çok nasıl yaşayacağımıza dair şartnameye iman ettik demektir. Evet. Şimdi buraya gelirsek zaten Kur'an'ın hayatla ilişkisini konuşmuş oluyoruz, değil mi hocam? Yani Kur'an gözümüzdeki Kur'an'ın. Yani Kur'an bir hayat kitabı demek istiyoruz. Yani Müslüman dediğimiz kişi Kur'an'a bakarak hayatını tanzim edecek demek istiyoruz. Yani şunu demek istiyoruz, evet, hocam. Ben biraz daha isterseniz hocaca bunu buyurun, söyleyeyim. Buyurun hocaca söyleyin. Ben kitaba iman ettim sözü, evet, kitaba göre yemek yiyip yemediğinde ölçülecek. Evet. Kitaba göre uyuyup uyumadığında. Evet. Annene babana karşı tavrın kitaba göre olup olmadığında. Yani bir insanın kitaplı olup olmaması, evet, kütüphanesindeki kitaplardan değil, amellerindeki, itikadındaki kimliğinden anlaşılmalı. Evet. Kitaba iman etmemizin manası budur. Evet. Yoksa hiçbir zaman Yahudiler, Hristiyanlar, biz Allah'ın bu kitabını kabul etmiyoruz demediler. Evet. Ama ne yaptılar? Kitabı elleriyle şekillendirmeye kalktıkları için Allah kitapsız durumuna düşürdü onları. Yoksa Tevrat'ın orijinali ellerindeydi. Evet. Hristiyanların da ellerindeydi İncil. Üstelik istediğin kadar yüzlerce İncil ürettiler. Yani İncil bolluğu, İncil enflasyonu bile yaşadılar. Evet. Hadi Tevrat'ın, evet, enflasyonu olmadı ama İncil'in enflasyonu bile oldu ama kitapsızlar. Evet. Kitaptan uzak kaldılar. Ehli kitap oldukları halde kitaplı olmadılar hiçbir kitaplı zaman. Kitaplı olmadılar. Neden? Yani bu şey de sizin bu işaret ettiğiniz elleriyle değiştirmeye çalıştılar veya dilleriyle, değil mi? Kur'an ona da işaret ediyor. Tabii. Anlam kaydırması. Yuharrifûne el-kelime min ba'di mevâdi'hâ. Evet, yani cümlelerin anlamlarıyla oynamaya kalktılar. Anlamlarıyla oynamaya kalktılar. Demek ki ya belki kitaba iman demek, yani orada sahih bir imandan söz etmek, yani Allah'tan geleni anlamaya çalışmak, değil yani mi? Tahrif etmemek. İnsan yani yapımızı, evet, yaratanımıza göre tanzim etmek ve onu doğru anlamaya çalışmak. Çalışma. Yani elimizle, yani işte özellikle onu ruhban yapıyor, değil mi hocam? Yani böyle ehli kitabın ruhbanı. Kitapta aslında Allah Teala'nın maksadı ne, bunu bildiği halde onu küçük hayattan bir, kopuk bir insan yetiştirmeye çalışıyor. Küçük bir baha karşılığında diyor Kur'an-ı Kerim, değiştirmeye çalışıyor. O zaman yani kitaplara iman hukuku nasıl bir hukuk oluyor, ona dair de bir şeyler söylemek lazım. Evet. Şimdi evet, biz mesela bir çocuğa, 5 yaşında bir çocuğa, yavrum biz şu ilkelere inanıyoruz, evet, dediğimiz zaman Allah'a iman ediyoruz biz, evet, diyoruz. Meleklere iman ediyor diyoruz. Peygamberlere iman ediyor diyoruz. Kitaba ve ahiret gününe, evet, vesaire. Burada esasen çocuğa iman et derken mücerret olarak, evet, nesnel bir şekilde avucunun içine koyabileceğimiz tek şey kitaba imandır. Evet. Peygamber aleyhisselam zaten bu fani dünyada yok. Evet, evet. Getirdiği kitabı var. Kaderi elle gözle göremiyorsun. Evet. Ahirete imana daha var, evet, uygulamasına. Melekler gözle görülmüyor. Evet. Allah haşa kulsun, sen insansın. İdrak, bir tek zor, evet, altı iman esasının içerisinde, evet, hepimizin ortak imanı olan çocuğumuza, aile yapımıza, okulumuza, medresemize, toplumumuza, bizim iman esaslarımızdan en pratik ortaya koyabileceğimiz ve 24 saat içinde testini yapabileceğimiz, hemen tahlilini yapabileceğimiz şey kitaba imandır. Evet. Ben biraz da onun için sıralamayı değiştirerek biraz öne alayım. Yani daha somut bir iman esasını, evet, bu defa konuşalım, melekleri de konuşuruz inşallah diye öyle bir sıralama değişikliği yaptım. Yani çok önemli hocam. Şimdi şuna biraz gelelim isterseniz. Yani bizim algımızda, yani genel olarak Müslüman bir toplumdan söz ediyoruz. Ve yani ve genelde Kur'an'a hürmet eden, değil mi? Yani Allah'ın kitabına hürmet eden bir toplumdan söz ediyoruz. Ama Kur'an hayat ilişkisine baktığımızda, yani gene de kitaplara iman noktasında bir algı hatamız, yani biraz öz eleştiri yapsak diye düşünüyorum. Yani
nasıl bir iman söz konusu kitaplara ve Kur'an hayat ilişkisine? Buradaki problemler neler? Ben onları da biraz zaman zaman görelim istiyorum. Çünkü bazen kendi hayatımıza da çok bakmıyoruz. Yani amentü işte bil kütüp kitaplara iman ettim. Kur'an da var evimde, değil mi? Yani onu öpüp başıma da koyuyorum. Saygıda herhangi bir kusur etmiyorum. Birilerine ben bilmiyorsam Kur'an okutuyorum vesaire. Kur'an bir biçimde var hayatımızda ama yani hakikaten o Rabbimizin bizim amentümüzde bizden istediği kitaplara iman, Kur'an alakası ne nitelikte, ona dair tespitleriniz neler? Şimdi evvela işte bu tasnif ettiğimiz, yani ilk girerken söylemeye çalıştığımız şey, bu imanı matbu, elimizde matbaada basılmış bir kitabın varlığını kabul etmenin daha üstüne taşıyıp, evet, yani yaygın olan budur şimdi. Yazılı, evet, Kur'an'a mushafa hürmet var. Evet. Mushaf, yani bir Kur'an var, bir de mushaf var. Evet. Yani Kur'an Allah'ın indirdiği kitap, mushaf onun yazılı, evet, matbaada basılmış şekli. Bu mushafa hürmette hiç kusur yok. Evet. Yani namaz kılan, kılmayan, o hürmet de gerekiyor ayrıca, değil mi hocam? Elbette. O hürmet de elbette gerekiyor. Hürmet, evet, gerekiyor yani. Hürmeti hafif görmemizden, evet, değil. Ama benim sizi sevdiğimi 10 kere söylemem bir anlam ifade etmiyor sevginin, evet, bedelini göstermedikten, evet, sonra. Güzel. Yani itaat etmiyor ama annesini babasını çok seviyor bir insan. Evet. Anne baba da bir köşede inleyip bekliyor fakat çok seviyor onu. Çok seviyor. Ya, evet, bu sevgi suç sevgi aslında, böyle bir sevgi. İçi boş bir sevgi. Ya, ikiyüzlü sevgi. İki içi boş. Evet, suçla değil. Aldatıyorsun. Yani, evet, bu, evet, sevgiyle aldatıyorsun. Yani Kur'an hayatın güneşle aydınlanan herhangi bir köşesinde pratikte yoksa Kur'an ortada yok demek o bölümde. Evet, ekonomi, evlilik hayatı, medeni kimliğimiz, ticari kimliğimiz, siyasi kimliğimiz. Kur'an hayatın, insanın ayak bastığı bir yerde, insanın kalem oynattığı bir yerde bulunmaması tıpkı güneşsiz, havasız bir yer olması gibi yeryüzünde. Evet. Kur'an-ı Kerim'e imanımız bizim. Mesela Kur'an'ın yeri nerede diye sorulduğunda bir Müslümana, hiç ona yer biçilir mi canım? Başımızın üstünde. Evet. Peki para nerede? Mesela paramız, evet, nerede? Aile düzenimizde Kur'an'ımız nerede sorulduğunda bocalama başlıyorsa, evet, kitaba imanımız Hacerül Esved'e imanımız gibi oldu bu sefer. Evet. Kabe'nin dibinde çok değerli. Bizim evde Hacerül Esved'in bir şubesi, parçası yok zaten, evet, gibi oluyor. Bir kere Kur'an duvarda değerli ama hayatımızda işte yok. Osman Gazi ayağını uzatmamış Kur'an'a. Evet. Sen elini de hiç uzatmamışsın ama o ayağını uzatmamış. Sen, ben elimizi de uzatmamışız. Evet. Yani mesela çok rahat bir şekilde şunu sorabiliriz bir Müslümana. Uygulanabiliyor, uygulanamıyor ayrı bir konu. Yarın sabah borsalar, evet, açıldığında Müslümanların yaşadığı topraklarda, bugün borsalarda Kur'an'ın yasağı olan faiz uygulaması başladığı için borsalar sıfırdan başladı, yeniden bir hayat düzeni kurulduğu iştiyak ile bekliyor muyum ben? Evet. Olur olmaz ayrı bir konu. O benim kudretimde değil. Evet. Benim kudretimde değil. Ama en azından bekleme. Faizin kanunlarla ya, onun farkına var mı? Değil böyle mi bir hasretim var mı benim? Evet. Kitaba iman bu işte. Evet. Kitaba bu iman. Çok daha basit bir misal. Mesela hanım kardeşlerimiz babaları vefat ettiğinde, anneleri vefat ettiğinde abilerinden, erkek abilerinden az miras alacaklar. Evet. Bu benim hoşuma gitmez. Çünkü şu kadar paranın yarısını alacağım ben. Ama Rabbim böyle murat buyurduktan sonra isterse hiç vermesin diyebiliyor muyum? Hı hı. Elbette mal sevgisi kolay kolay ferahat edilemez. Yani ashab-ı kiram mesela, Allah onlardan razı olsun, bu tip şeylerde attı kestiler, kurtuldular ama içlerinde burukluk kalmadı da değil. Yani bir miktar hasret kalır insanın. İnsansın, evet, nihayetinde. Evet. Hanım kardeşlerimiz, Allah bana bu kadar payı düşürdüyse ben bu kadarına razıyım. Abim fazlasını verse de istemem, Allah bana vermedi onu çünkü. Demeye hazır mıyız? Evet. Kur'an'a iman işte, kitaba iman. Evet. Aksi takdirde kitabımız var,
kendi standart ve zevklerimize göre yaşıyoruz demektir. Evet. Kendi standartlarımızı bozmaya gücü yetmeyen bir kitaba iman ettik deriz biz. Bunu ne kadar iman kabul eder Allah? Evet. Önceki ehli kitap dediğimiz Tevrat'ın, İncil'in, Zebur'un muhatabı olanlar da esasen bir peygambere, bir kitaba inanıyorlardı. Siz kafirsiniz diye dendi onlara. Yani hayatlarını ellerindeki kitabın dışında bir standarda göre yaşamaya kalktılar. Evet. Yani Kur'an'ımız ve Kur'an'ın öncesindeki orijinal kitaplara imanımız Allah'ın gönderdiği bir kitaba iman değil, Allah'ın benden beklediği yaşam tarzına imandır. Evet, yani kitaplar onu ihtiva ediyor. Onu, evet. Yani peygamberin de bağlayıcı gücü bu zaten. Allah yarattığı insana varlığa bir de hayat çerçevesi sunuyor, getiriyor. Ve bunu da kitaplarla getiriyor. Serbest bir alan değil çünkü. Evet. Yani Allah serbest bırakmıyor yani bu keyfine alanı. Keyfine göre yaşa demiyor Allah. İşte Yahudilerin düştüğü bataklık bu. Evet. Ben dindar kalayım, evet, ahirette cennete gideyim ama para istediğim gibi kullanayım. Evet. Hayatı istediğim gibi kullanayım. Mesela Yahudiler faizin haram olduğunu biliyorlardı. Evet. Ama hahamlar bu bize helal, biz çünkü Beyt-i Makdis'e hizmet için kullanıyoruz bunu dediler. Evet. İnsanları hapse attılar, faiz aldı diye. Kendine göre bir alan açmaya çalışmış Allah'ın ölçüsünden yani öte. Yani kendisine uluhiyetlik makamı gibi bir makam koyuyor. Evet. Yani ben artı eksi getiririm düşünüyor. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim yani onlar o zamanın dindarlarına ruhbanlarını ilah edindiler diyor. Evet. Niye evet ilah ediniyorlar? Her dediğine evet dediler çünkü. Evet. Onlar da Allah'ın şeriatının inmiş kitabın dışında bir alanda evet cirit atmaya kalkıyorlar. Bugün biz mümin olarak Kur'an'a iman edenleriz demek, Kur'an'a göre yaşarız demektir. Bu yaşantımızda %100 başarılı olamayabiliriz. İnsanız. Allah biliyor bizim insan olduğumuzu. Ama gayemiz, İrade, beklentimiz %100 Kur'an'lı olmaktır. Evet. Bunda %30'lara da düşebiliriz biz. Evet. %40'lara da düştüğümüz olur. %90'larda oynadığımız olur. Ramazan'da Kadir gecesinde %100'lere ulaşmıştır evet grafiğimiz. %100'ü bulduğu gün, bayram gecesi %100'ü bulmuştur. Evet. Kurban Bayramı'na 20 gün kala da %5'lere düştüğüm dakikalar olmuş olabilir. Ama iç bünyem açıldığında, damarlarımda dolaşan kan diyelim tahlil edildiğinde %100 Kur'an bağımlı, özentili, evet, bağımlı. Yani Kur'an'dan başka hasreti yok ama tıkanılan yerlerde kan gitmiyor. Evet. Kan gitse Kur'an gidecek oraya evet gibi. Ölçünün sıhhatine sonsuz iman ama zaafların, isterseniz hocam kısa bir ara verelim. Buyurun. Bu zaafları biraz konuşalım. Yani olur. Kur'an'da malumlarınız yani ehli kitabın kitapla ilişkilerindeki problemlere işaret ediliyor. Bir manada bize de yani Kur'an'la bağlı olanlara da uyarı, ikaz mahiyetinde. Yani problemimiz var değil mi? Yani kitapla ilişki problem. Emelimiz de var elhamdülillah. Emelimiz de emelimiz var. De problemlerimiz var de var. Ben biraz problemlerimizi tahlil edelim bir sonraki İnşallah dönemde diye İnşallah düşünüyorum. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Ahmet Taş getiren ben, Nurettin hocamla İslam'dan hayata ölçüler konusunu konuşuyoruz. Az sonra birlikte olacağız efendim.